Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Basının değerli emekçileri, sizleri de selamlıyorum. Çok önemli bir süreçte Kadın Meclisi toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Önemli bir süreç çünkü bir baskın seçimle karşı karşıyayız. 24 Haziran tarihinde yapılacak olan genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Türkiye tarihi açısından önemli bir süreç. Çünkü AKP faşizminin hem Türkiye halklarına hem de kadınlara aslında yıllardır yapmış olduğu uygulamalar, haksızlıklar ve hukuksuzluklar karşısında önemli bir tercih yapacağımız bir seçimle karşı karşıyayız. Özellikle kadınların geleceğini belirleyecek olan, kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesinin ivme kazanacağı ve başarılarını elde edeceği bir tarih olarak görüyoruz 24 Haziran seçim tarihini. Dolayısıyla bu tarihte vereceğimiz mücadele, yapacağımız çalışmalar, kadın özgürlük mücadelesinin daha başarılı ve elde edeceği sonuçlar açısından da önemli olduğu bir seçim olarak görüyoruz. Değerli arkadaşlar, AKP hükümetinin özellikle 15 yıllık iktidarlık döneminde kadınların kazanımlarına, kadınların bedenine, kadınların kimliğine, kadınların emeğine ve kadınların yaşam tarzına yönelik çok ciddi müdahaleleri oldu, çok ciddi uygulamaları oldu. Kadınların her türlü emeği, kadınların her türlü kazanımı, kadınların bedeni, kadınların kimliği sürekli saldırı altında kaldı. Ve AKP'nin aslında bütün uygulamaları ve söylemleri cinsiyetçiliği derinleştiren uygulamalara neden oldu. Çünkü cinsiyetçiliği derinleştiren uygulamalar ve söylemler her zaman kadınlara şiddet olarak geri döndü. Dolayısıyla bu seçimler işte kadınlar açısından bu kadar önemli ve anlamlı. Bundan sonraki dönem açısından kadınların elde etmiş olduğu tüm kazanımların, kadın emeğinin, kadınların yaşam tarzının değişebilmesi açısından da bu iktidarın değişmesi gerektiğine inanıyoruz ve mücadelemizi de bu doğrultuda yürüteceğimizin sözünü veriyoruz. AKP hükümeti kadınlardan her zaman korktu değerli arkadaşlar. Sokağa çıkan kadınlardan korktu. Meydanlara inen kadınlardan korktu. Mücadele eden kadınlardan korktu. Siyaset yapan biz kadınlardan korktu. İşte bütün saldırıların aslında nedeni ve sebebi budur. Dolayısıyla yapacağımız çalışmalar, vereceğimiz mücadele, AKP hükümetinin bize yapmış olduğu, kadınlara uygulamış olduğu bütün bu haksızlıklar ve hukuksuzluklar karşısında bir o kadar daha önem kazanmıştır. Onun için kadınların özellikle mücadelesinin, kadınların kazanımlarının, kadınların emeğinin sömürülmediği bir gelecek açısından 24 Haziran seçim tarihinde hepimizin üzerine çok büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü de özellikle belirtmek isterim. Ve kadın mücadelesinin olduğu yerde demokrasinin olacağını, kadın mücadelesinin olduğu yerde eşitliğin olacağını, kadın mücadelesinin olduğu yerde bizlerin kazanımı olacağını hiç kimse unutmamalıdır. Ve bu anlamda büyük bir çaba ve mücadele içerisinde olmalıdır. Kadınlardan korktukları için eş başkanlık sistemimize müdahale ettiler. Kadınlardan korktukları için kadın kurumlarımızı kapattılar. Kadınlardan korktukları için siyaset yapan kadınları rehin aldılar. Kadınlardan korktukları için bugün sevgili Figen Yüksekdağ rehin alındı, cezaevine konuldu. Kadınlardan korktukları için aslında bugün Gülten Kışanak ve Sabahat Tuncel rehin alındı, cezaevine konuldu. Evet, kadın mücadelesinden korktukları için bugün Ayla Akat Ata rehin alındı, cezaevine konuldu. Ve OHAL uygulamalarında da özellikle bölge açısından söylüyorum, kadınların kazanımlarına yönelik de çok büyük müdahaleler oldu. Belediyelerimizin açmış olduğu tüm kadın kurumları AKP'li kayyumlar tarafından kapatıldı ve bu kayyumlar kadınların bütün kazanımlarına
el koydular. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bugün kurmak istedikleri rejim aslında kadınların vermiş olduğu mücadeleyle yenilecek olan ve bu rejimin önüne geçecek olan bir süreç olarak karşımızda duruyor. Eğer bu rejimin önüne geçmek istiyorsak, kadın mücadelesini büyütmemiz ve kadın mücadelesiyle birlikte de bu rejime karşı çıkmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Kadınların AKP hükümeti döneminde, AKP'nin iktidarlık döneminde bir beka sorunu vardı. Eğer AKP hükümeti bu sürece devam ederse, 24 Haziran seçimlerinde tekrar kazanıp bu ülkenin başına gelirse, kadınların beka sorununun devam edeceğini de ifade etmek isterim. Bu anlamda bizlerin, özellikle kadın meclisinde olan tüm arkadaşlarımızın bu bilinçle, bu kararlılıkla çalışması gerektiğini ve mücadele etmesi gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Evet, bölgede olağanüstü koşullar altında kadın haklarının savunulduğu, kadın mücadelesinin verildiği bir yaşam tarzıyla birlikte ya da bu mücadeleyle birlikte AKP hükümetinin kayyumlar aracılığıyla yapmış olduğu uygulamaların kadınların kazanımlarına, kadın mücadelesine verilen ve gösterilen yaklaşımın bir zihniyet yaklaşımı olduğunu da ifade etmek isterim. Bu zihniyetin kadınları yok sayan, kadınları görmezden gelen, kadınları evin içerisine kapatmak isteyen bir zihniyet olduğunu da belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar. Biz kadınlar yaşamın her alanında kendi özgürlüğümüz için, kendi eşitliğimiz için büyük mücadeleler verdik ve bu mücadeleler sonucunda da büyük kazanımlar elde ettik. Bu kazanımları da bundan sonraki süreç açısından devam ettirmek ve kadın haklarını savunan, kadınların mücadelesini ve eşitliğini, özgürlüğünü esas alan yaklaşımlar ve mücadeleler bizim önümüzde bir görev ve sorumluluk olarak durmaya devam edecektir. İşte bunun için 24 Haziran seçim tarihi biz kadınlar açısından çok daha önemlidir, çok daha anlamlıdır. Ben buradan Türkiye'deki tüm kadın arkadaşlarıma çağrı yapmak istiyorum. AKP-MHP ittifakına karşı ya da bu bloğa karşı kadınların Halkların Demokratik Partisi listelerinden aday olmalarını özellikle talep ediyorum. Evet, bu dönem daha güçlü bir şekilde parlamento başta olmak üzere Türkiye'de yaşanan her türlü haksızlık karşısında, her türlü hukuksuzluk karşısında birlikte mücadele edeceğimiz ve birlikte kazanacağımız bir sürece giriyoruz değerli arkadaşlar. O yüzden herkesin daha coşkulu, daha moralli bir şekilde bu sürece güç vermesi, bu mücadelede alanlarda olması ve bu mücadelede Halkların Demokratik Partisi'nin yanında hareket etmesi gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Evet, bugün Türkiye'de Halkların Demokratik Partisi bir kadın partisidir diyoruz. İşte bunun için bugün Türkiye'deki siyaset alanında kadın milletvekillerimizin parlamento dışına atıldığı, kadın belediye eş başkanlarımızın rehin alındığı ve kadın kazanımlarının yok sayıldığı bu dönemde kadınların birlikte ve güçlü bir şekilde hem parlamentoda hem de mücadele alanında birlikte ve güçlü bir şekilde yan yana durması gereken bir süreci yaşıyoruz. Kadın İttifakı'ndan bahsetmiştik, biliyorsunuz. Evet, biz Kadın İttifakı gerçekleştirmek istiyoruz. Buna gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı var. Eğer bu süreci yenecek olan ya da bu sürece müdahale edecek olan tek güç varsa o da biz kadınlarız. Biz şuna inanıyoruz. AKP-MHP iktidarını ve bu bloğu yenecek olan güç kadın gücüdür. Kendimize güvenmeliyiz, irademize güvenmeliyiz, kararlı olmalıyız, coşkulu olmalıyız, moralli olmalıyız ki AKP-MHP ittifakını yenelim, bu rejimi ortadan kaldıralım ve güçlü bir şekilde kadınların geleceği açısından, kadınların yarınları açısından, eşitlik ve özgürlük mücadelesi açısından bu mücadeleyi büyütmenin zamanı,
bugün başlıyor. 24 Haziran akşamına kadar da bu mücadele daha kararlı bir şekilde ortaya konulmalıdır diye ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, önümüzde 1 Mayıs var. 1 Mayıs'ta alanlarda olacağız. 1 Mayıs'ta tekrar işçinin, emekçinin, ezilenin, sömürülenin, kadınların yanında olduğumuzu göstermek adına tüm kadın arkadaşlarımı, kadın yoldaşlarımı 1 Mayıs'ın kutlandığı her yerde, alanlarda olmaya davet ediyorum. Ve bu mücadelenin 24 Haziran seçimlerine de bir hazırlık süreci olarak bakmamız gerektiğinin altını önemli çizmek istiyorum. Yarın, bugün Ermeni soykırımının yıl dönümü değerli arkadaşlar. Ermeni halkına özellikle bir kez daha yaşamlarını yitiren tüm Ermenilere Allah'tan rahmet diliyorum ve Ermeni halkının acısını yürekten paylaştığımı ifade etmek istiyorum. Ermeni halkı da bu ülkede yaşanan katliamlardan nasibini alan, ezilen ve sömürülen bir halktır. Tıpkı Kürtler gibi, tıpkı Aleviler gibi, tıpkı Ermeniler ve Süryaniler de bu ülkede zalimlerin mazlumlara uyguladığı her türlü baskı ve şiddet politikasından nasibini alan bir halktır. Dolayısıyla seçimlerde, 24 Haziran seçimlerinde hiç ayrım yapmadan bu ülkede zarar gören, haksızlığa uğrayan, bu ülkede hukuksuzluğa uğrayan herkesin el ele vermesi gereken bir sürece gireceğiz değerli arkadaşlar. Kürdüyle, Türküyle, Ermenisiyle, Sunnisiyle, Alevisiyle herkesin özellikle bu süreçte yan yana durması gereken bir süreç olarak baktığımızı ifade ediyor ve bu sürecin kazananı yine biz kadınlar olacağız. 24 Haziran seçimlerinin kazananı biz kadınlar olacağız. Yeter ki kendimize güvenelim, yeter ki alanlarda olalım, yeter ki meydanlarda olalım, her kadına dokunalım, her kadının elini sıkalım, her kadının yüreğinin içerisine girelim değerli arkadaşlar. Eğer bunu başarabilirsek, gerçekten buna inanabilirsek kazanmamamız için hiçbir sebep yok. Bu amaçla tüm kadın arkadaşlarımı 24 Haziran akşamına kadar güçlü bir mücadeleye, güçlü bir çalışmaya davet ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.